Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle güzel, hoş, zarif bir model yapacağız. Şöyle cam bebeğinin krem renkli bir ipiyle 3,5 numaralı şişlerimle sizlere güzel bir model anlatacağım. Şöyle modelimi size bir göstereyim sevgili hanımlar. Eğer beğenirseniz buyurun hep birlikte yapalım. Modelime bakın arkadaşlar. Modelim hem zarif, hem güzel, hem şık hem de gösterişli. Çok da kolay sevgili hanımlar. Evet, hem güzel, hem zarif, hem de çok şık bir model bakın. Yapımı da bir o kadar kolay sevgili arkadaşlar. Bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz sizler de iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle şöyle çok hoş, çok zarif güzel hem kolay hem güzel bu şık modeli birlikte yapalım arkadaşlar arkasının görünümünde bakın bu şekilde Evet bu modeli çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika çok gösterişli ve çok sevilen bir model sevgili hanımlar gerçekten yelek hırka süveter atkı bere bebek örgülerinde bebek yeleklerinde, bebek kırkalarında ee, nasıl anlatayım size ne yapmak isterseniz çok amaçlı bluzlar, kazaklar yapabilirsiniz hem güzel hem zarif çok hoş bir örnek sevgili hanımlar bakın evet bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi şişlerinizi hazırlayın buyurun başlayalım sevgili hanımlar evet modelimize geçelim dediğim gibi cam bebenin güzel bir ipiyle hemen modelimize başlayalım üç buçuk numaralı şişlerimi kullanacağım şöyle ben e, az ilmekler atarak sizlere en kısa yolundan en güzel şekliyle modelimi anlatacağım arkadaşlar modelimiz 2 iki ve 2'nin katları artı bir ilmekle başlıyoruz üç buçuk numaralı şişlerimi şöyle hazırladım ipimi şöyle elime hazırladım bakın bir sağdan şöyle bir de yukarıdan alıyorum önce bir çaprazım oluşturuyorum sonra bir sağdan bir soldan Şu şekilde ilmekler alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, 2 ve 2'nin katlarıyla yaptığımız bu güzel modeli sevgili hanımlar şöyle 17 ilmekle anlatıyorum. 2 ve 2'nin katları artı bir ilmek. Evet şöyle hemen ilmeklerimizi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Evet 17 ilmekle modelimizi anlatalım. Evet şurada hemen ipimiz gevşeme yapmasın diye düğümümüzü atalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Hemen modelimin anlatımına geçiyorum şöyle 17 ilmekle 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekle modelimizi anlatıyorum. Sizler yelek hırka yapacağınız zaman burada kenar patlarınızı ayarlayın. Lastiklerinizi yapın hanımlar. Hemen modelinize geçin. Şimdi kenar ilmeğimi şu şekilde öncelikle bir kez örüyorum yeni başladığım için. Sonra bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz modelimizin zeminini bu şekilde bir ters bir düz yaparak hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde örgümüzün arka yüzünde başladık. Kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz bir bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bu şekilde ben biraz ilerletip geliyorum hanımlar lastiğimizi şöyle şurada hazırlayıp geleyim. Evet arkadaşlar şöyle lastiğimi bakın hazırladım. Evet bir ters bir düz olarak lastiğimi hazırladım. Öncelikle bir düz bir ters bir düz bir ters yaptım. Şimdi modelime geçeceğim. Öncelikle şöyle size bir tüyo vermek istiyorum arkadaşlar. Bu modeli yaparken şöyle orta kalınlıkta ip tercih edin. Çok ince iplerle modeliniz çok belli olmayabilir. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modelimin birinci sırasındayım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan Tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği harika kolay çok da güzel bir model sevgili hanımlar. İnanın e, bayan yelek modellerinde çeyizlik yelek modellerinde bebek örgülerine çok yakıştırdığım harika çok güzel bir model. Özellikle bayan yelek modellerinde harika bir model. Bebek örgülerine de çok yakışır. Sizler dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz Evet örgümün ön yüzünde bir sıra düz yaptım arka yüzünde de bakın kenar ilmeğini ördüm iki tane ters yaptım bu sıramızda modelin ikinci sırasında da tüm ilmekleri ters örüyoruz bakın modelin ikinci sırasında da tüm ilmekler ters Evet bu şekilde ön yüze şöyle bir düz örgü çıkacak Evet ikinci sıramıza da tüm ilmeklerimizi düz ördük şimdi şöyle önümüze iki sıra bak oldu önden bir sıra düz yaptık arkadan da bir sıra ters yaptık şimdi aynı şekilde yine sevgili hanımlar bir sıra önden düz bir sıra da arkadan ters örelim aynı şekilde evet arkadaşlar bakın şöyle 4 dört sıra ördük 4 dört sırada şöyle iki sıra önden düz iki sırada arkadan ters yaptık 4 sırayla tamamladık modelimizi. Bakın. Şöyle 1 2 3 4. Şimdi modelimizin gösteren bölümünü yapacağız arkadaşlar. Şimdi 4 sıra. Önce bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters yaptık sizlerle. Sonra ben de tekrar önden bir sıra düz, arkadan bir sıra ters yaptım. Şimdi modelimizi kuruyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada kenar hemen yanında bir tane düz yapıyorum bakın. Daha sonra hemen buradaki düz ilmeğimi bakın bıraktım 1 2 3 bakın 3 oldu Dört tane ilmeğimizi bu şekilde bakın bıraktık ilmeğimizi tabi kaçırmayacağız dikkat edeceğiz burada dört tane ilmeğimizi çıkardık şimdi bu dört ilmeğimizi şöyle ilmek altta olacak hemen bu ilmeğin içinden geçirdim bakın şu şekilde şimdi yanında bir düz yapıyorum bu şekilde oldu bakın şimdi bir düz yaptıktan sonra yine aynı işlemi yapacağız ilmeğimi bıraktım bakın 1 2 3 ve dört bakın dört tanesini çıkardım şöyle ilmeğim altta bakın şöyle alttan ilmeğimi video parlama yapıyor. Evet şöyle ördüm. Bakın. Şu şekilde. Hemen burada da bir tane düz yapıyorum yanında. Bu şekilde. Hemen yanında bir tane düz yapıyoruz. Sonra yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir düz. Bir, iki, üç ve dört. Bakın dört dördüncüyü yap çıkardıktan sonra hemen ilmeğimizi şöyle arkaya alıyoruz ve ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar inanın çok kolay ben kamera önünde olduğum için biraz sıkıntı yaşıyorum bakın bu şekilde yine bir düz şöyle görünecek arkadaşlar şimdi arkadan da ördüğümüz zaman çok daha güzel belli olacak Şimdi bir, burada bir düzü yaptık tekrar. Bakın bir model daha. Yani bir tane düz bir örüyoruz. Sonra hemen bir iki üç ve dört. Bakın hemen dört in, ilmeğimi geri takıyorum. Şu şekilde. Hemen bir düz. Tekrar şu şekilde bıraktım. 1 2 3 4. Dördüncü ilmeği çıkardıktan sonra dört tane ilmek çıkarıyoruz ve arkadan şu şekilde örüyoruz. Şişlerim masaya çarpınca çıkartıyorum. Bir düz. Yine burada bakın Arada bir düz yaptık. Hemen bıraktım ilmeği. Bir. Dikkat edeceğiz Bakın dibinden tutaraktan gidiyorum. İki. Üç. Bakın şöyle bir, iki, üç oldu. Dört. Dört sıra örmüştük. Dört sırayı çıkardık. Lastiğe geldiğimiz zaman hemen ilmeğimizi tekrar geri alıyoruz. bir düz. Tekrar burada bakın son kez yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4. ilmeğimizi bakın şurada 1 2 3 4 oldu. Hemen tekrar geri örüyoruz. Kenardaki bir düzümü ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelimizin 5. sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Modelimizin altıncı sırasında da modelimizi tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Altıncı sırasında tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın. Tüm ilmeklerimi ters öre öre örerek sıra sonuna geliyorum. Çok kolay aslında hanımlar. Hani ben masaya değiyor şişlerim. O yüzden evet kameranın olduğum için alırken sıkıntı oluyor yoksa kesinlikle çok kolay. Evet bakın şöyle sizlerle bir model hazırlamış olduk. Bakın hanımlar şöyle kabartmalı bir görünümü oldu. Bakın ne kadar güzel tatlı bir model. Şöyle. Bir model yaptık. Şimdi ikinci bir modelde kaydıracağız arkadaşlar modelimizi. Şimdi modellerimizi şu boş bakın şu örgülerin üstüne koyacağız. Şu aralara da düz örgü yapacağız. Şimdi şunların üstünde model olacak. Yani kaydırmalı bir model yapıyoruz sevgili hanımlar kenar ilmeğini örmeden aldım yine burada ilk modelimi nasıl başlamışsam 4 sıra hanımlar birinci sırasında şimdi ikinci modelin birinci sırası tüm ilmekler düz tüm ilmekleri düz örelim bu şekilde modelin ikinci sıranın birinci sırası şey ikinci modelin birinci sırası Evet, tüm ilmeklerimi bakın düz olarak ördüm. Şimdi ikinci sırada da tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet, ikinci sıramızda ters olarak ördük. Sıra başına geleceğiz, bu şekilde. Evet bu şekilde arkasından da iki sıra bir sıra ters ördük. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir sıra düz arkadan da bir sıra ters yapıp gelelim. 4 sırada bir model kuruyoruz çünkü. Şimdi şöyle 4 sıra düzümüz olacak. Ondan sonra modeli kuracağız. Şimdi bir sıra önden düz, bir sırada arkadan ters yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir görüntümüz oldu bir sıra yaptıktan sonra bir sıra daha düz, bir sıra daha ters. dört sıraya ulaştık. Şu şekilde bakın 1 2 3 4 oldu. Şimdi modelimizi tekrar kuracağız. Biraz önce gösterdiğim gibi. Şimdi modellerimizi sevgili hanımlar şu tomurcuk gibi görünen modellerin üzerine kuracağız. Şu araları da düz yapacağız. Pardon, kameraya çarptım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Şimdi burada bir tane düz yapıyorum ve şurada bakın şu ilmeğin üzerine de düz yapacağım yani model uygulamıştık ya burada bu model uyguladığımız ilmeği düz yaptım şimdi modelimi sevgili hanımlar bakın şu, şu tomurcuk gibi olan ilmeğin üzerine kuracağım şimdi buraya dikkat edin ilmeği bıraktım 1 2 3 4 Bakın burada 1, 2, 3, 4 tanesini çıkardık. Hemen ilmeğimi geri aldım. Bakın şu şekilde. Masaya çarpmasam olmuyor. Evet bakın şu şekilde ördüm. Arada bir düz yapıyorum. Bakın. Tekrar bu ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bir düz yapıp bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen 4 ilmeği bakın çıkardıktan sonra hemen şu şekilde örüyoruz bir düz modelimizi de bu şekilde kaydırıyoruz bakın önce şu aralardaydı modelimiz şimdi şu tomurcuk gibi görünen yerde model kuruyoruz bir düzü yaptık yine hemen ilmeğimizi çıkarıyorum 1 2 3 4 İlmekleri çıkardığımız zaman kaçacak diye düşünmeyin. Bakın 1 2 3 4. Kesinlikle bir şey olmaz. Bakın bu şekilde hemen geri ördüğünüz zaman size güzel bir model ortaya çıkaracak. Aradaki bir düzümü yaptım. Tekrar hemen ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 4. Ve ilmeğimi tekrar geri aldım. Bakın. Bir düz. Yine 1 2 3 4 Hemen bakın ilmeğimi tekrar takıyorum. Hemen şu şekilde ördüm. 1 düz. 1 2 3 4 4 ilmek çıkardıktan sonra hemen şu şekilde ördüm. Burada da 1 2 3 kaydırdığımız için bu başta nasıl başladıysak burada da aynı şekilde Evet şöyle iki tane modelimizi yaptık şimdi modelimizin arkasından da tüm ilmeklerimizi ters örelim Evet 5. sıramızı bu şekilde yaptık şimdi 6. sıramızda da tüm ilmekleri bakın ters olarak örüyoruz Evet modelin son sırası tekrar yeni bir modele geçeceğiz 4 sıra düz örgü yaptıktan sonra önden 2 sıra düz arkadan da 2 sıra ters yapıyoruz sonra modele geçiyoruz arkadaşlar modeli kaydıra kaydıra yapıyoruz Evet güzel hanımlar bakın ben sizlere şöyle iki tane modeli anlattım İnşallah anlatabilmişimdir sizlere güzel yansıtabilmişimdir İl, ilmeklerin böyle kaçıyor gibi bir masaya çarptığı için hanımlar e, tutamadığım şey oldu yoksa çok kolay çok da zevkli çok da güzel bir model evet bakın modellerimizi şimdi biz bu ikinci üçüncü modeli ne yapacağız şu şunların üzerine kuracağız şu aralarımız düz olacak. Yani şöyle gelirken şu modelin üstüne örgü, şu araya tek hani ördüğümüz düz ilmeği koyacağız. Şunların üstüne model, şu aralar düz ilmek. Evet güzel hanımlar, sizlere ben şöyle bir güzel anlattığımı düşünüyorum. İnşallah sizlere yansıtabilmişimdir. Harika, şık bir model oldu bakın. Hem de çok kolay oldu. Evet şöyle büyük modelimi bir kez daha göstereyim. Gerçekten hepinizin beğeneceği çok şık güzel bir model. Yapımı da bir o kadar kolay bakın. Kesinlikle yapacağınıza inanıyorum. Modelim hem gösterişli, hem güzel, hem de çok şık bir model bakın. Kesinlikle bu modelden herkesin yapmasını isterim. Hem giyimi güzel, hem örümü yumuşacık böyle pamuk gibi yumuşacık. Hem de çok güzel. Hani daha çok arkadaşlarımızın ilmeği kaçırmalarından korkuyorsunuzdur belki korkarsınız ama kesinlikle öyle bir sorun yaşamazsınız. Gerçekten çok güzel bir örnek. Bakın şöyle Evet güzel hanımlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Eğer bu güzel modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Çeyiz be, yelek modellerinde, çeyizlik yelek modelinde, bayan yelek modellerinde, hırka modellerinde, atkı, şal, bere, bebek örgülerinde özellikle Bayan yelek modellerinde harika bir model. Ben sizlere şöyle isterseniz bebek yeleği, isterseniz kendinize yelekler yaparsınız diye şöyle güzel bir modeli anlattım. İnşallah sizler de yaparsınız. Süveter de çok olur. Bebek battaniyesi. Yani ne yapmak isterseniz hanımlar her şey olur. Çok amaçlı bir model. Evet yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzelini emanet olun sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar. Hoşçakalın.